Kanalıma hoş geldiniz yapayım mı? Kilolu gözüküyor muyum acaba? Sen şu an buradasın. Kanalıma hoş geldiniz yapayım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar, merhaba. Ben Doğanlardan Cihan. Yok, normal başlıyorum. Arkadaşlar merhabalar. Ufak bir giriş yaptım ama olmadı, biliyorum, özür diliyorum. Bugün sizde farklı bir video çekeceğiz. Bu videonun konsepti çok farklı. Çünkü bu video diğer videoların hepsinden çok farklı olacak. Tamı tamına bir ay boyunca sizlerle beraber 27 Kasım'da gireceğim tedavinin öncesindeki bir ay hazırlığımızı videoya alacağız. Bildiğiniz üzere kanser hastasıyım. Tiroid kanseri teşhisi konuldu geçen sene. 2 kere ameliyat geçirdim. Kötü huylu çıktı. 2022 Haziran, 2022 Aralık ayında 2 kere nükleer tedavisi gördüm. Ve bundan 1,5 ay önce tekrar boyun bölgesinde kanser hücresine rastlandı. O yüzden 27 Kasım'da tekrar beni nükleer tedaviye alacakları için bir ay boyunca ilacımı kullanmamam lazım. Ve son bir haftada da iyot diyetine girmem lazım. Bunların hepsini teker teker sizle paylaşacağım. Bir ay boyunca her gün vücudumda olan değişiklikleri ve sizlerle paylaşacağım. Ve bunun sonucunda 27 Kasım'da bu tedavinin nasıl ilerlediğini, bu tedavinin ne olduğunu bu videoda paylaşacağım. Peki bu bir ayda ne gibi değişiklikler olacak? Biliyorsunuz arkadaşlar, vücuttaki tiroid hormonları sizin yaşama sevincinizi sağlıyor, uykunuzu rahat almanızı sağlıyor, vücudun dirençli kalkmasını, vücudunuzun enerjik olmasını sağlıyor. Eğer ki bu hormon salgılanmıyorsa dışarıdan benim gibi alıyorsunuz. Çünkü eğer tiroidiniz yoksa dışarıdan alıyorsunuz. Ve eğer bu hormonu almadığınız zaman, ise comolokko. O yüzden dikkatli olmak lazım. Allah kimseye böyle bir hastalık vermesin. Bu videonun sonunda da inşallah hem sizlere güzel bir bilgi vermiş olacağız, hem de güzel bir video içeriği üretmiş olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Bir ayımız başlıyor. Ve bugün diyetimizin neredeyse son günü. Türkiye'deyim. Allah nasip ederse yarın Almanya'ya uçacağım. Oradan Hollanda'ya geçeceğim. Pazartesi günü radyoaktif iyotum var. Çok zor bir 1,5 ay geçirdim. Normalde bir aydı. Ayın 27'sindeydi. 27 Kasım'daydı. Ama bir 15 gün daha kalmak zorunda kaldım burada. Ve son bir haftam çok kötü geçti. Sürekli spazm, kaslarım kramp. Baya sıkıntılı bir süreç geçirdi. İster misin ağrısılar? Yok, babayı baba gidiyor. Daha çok ne var ki? Hadi babayı yap, asana. Curry sauce. Ameliyan dedim ben. Beni niye öpüyorsun? O zaman sırada bekle. Şimdi. Bana da bir şey alacak herhalde, ben düşüneceğim. Ne istedim? Biz babaya bir şey aldık. Ne alacağım? Sana ne? Hadi görüşürüz. Hadi dostum. Görüşürüz dostum. Öpüyorum. Özleyecek misiniz? Evet. Yavaş. Hey baba kaşın. Baba gaat vliegtuig asena. Hadi. Doktorda mı kalacağım? Evet. Yolculuğumuz başladı. Şimdi ilk önce Uğur abiye gideceğim. Montumu arabasında unutmuşum. Ondan sonra şu an sürdüğüm arabayı Murat Usta'ya vereceğim. Murat Usta da beni havalimanına bırakacak. İlk defa size bu atom sürecini unutmadan çekeceğim. O esnayı görmenizi istiyorum. Hap aldığımı falan da filan ne. Görün yani. Allah hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin. Montumuzu aldık. Hazırız. Uğur abi de aşağıya verdi. Bulamadım nerede olduğunu. Unuttum yani. Bu ilacı kullanmıyorsanız tiroid hormonlarını hakikaten hayatınızda bir şeyler eksik yani. Bu eksiklik normal değil. Allah'ım kimseye böyle bir hastalık nasip etmesin. Böyle bir
durum söz konusu nasip etmesin. Hayatı yaşıyorsunuz ama böyle sanki rastgele yaşıyormuşsun gibi bir şey oluyor. Kramplar, acılar. Her şeyi unutuyorsun ya. Tabletimi müşterinin evinin önünde unutmuşum. Geçen gün, iki günde orada kalmış, cumartesi pazar. Cık, tabletim nerede diyorum. Ben de haritadan bakıyorum, müşterimin evinin önünde. Şey yani, haritadan bakıyorum, müşterimin evinde. Ev inşaat halinde olduğu için anahtar bende, kimse giremez. Ama öyle değilmiş, kapının önündeymiş yani. Allah'tan kimse de almıyor, kaldır üstümüzde. Neyse, montumuzu aldık. Şimdi Tuki durağımız Altınova, Murat Usta. Uğur Usta'dan çıktık, Murat Usta'ya gidiyoruz. Geldik, arabayı verdik Murat Usta'ya. O da beni havalimanına bıraktı. Şimdi buradan Düsseldorf'a. Düsseldorf'tan da Allah'ın isterse Hollanda'ya. Annemdeyiz. Annemdeyiz derken yani siz de izlediğiniz için annemdeyiz diyorum, yoksa tek başımayım. Buradan Utrecht'e, Utrecht'ten de Dena'ya gideceğiz. Yine çoğul kullandım, hep beraberiz. İlk defa böyle vlog çekiyorum. Çok garip, insanların bana baktığını hissediyorum ama kimse bana bakmıyor. Melani biraz daha rahat bu konuda ama ben sadece bunu bu atom tedavisi için yapıyorum aslında. Görün diye neler çekiliyor. Bu Temmuz ayında planlanmış bir randevu olduğu için bakalım, Allah utandırmaz inşallah. Son kez tedavimiz Hollanda'da olacağız. Ondan sonra zaten Sosyal Sigortalar Kurumu sendeyiz. Az soğuk sanki burası ya. Şu an Skilderswijk'teyim, Den Haag'tayım. Yarın 8.52'de kanımı vereceğim. Ondan sonra odama çekileceğim. 2-3 gün orada kapalı kalacağız, biliyorsunuz kurşunlu oda. Güzel bir yolculuk yaptım. Arkasından Düsseldorf'tan trene bindim. Hollandspor'a kadar geldim. Genel Kolonspor. Oradan da yürüyerek Skilderswijk'e geldim. Şimdi Lidl'dan alışveriş yapacağım. İşte yarın için bazı su falan, şeker taşıları alacağım. Güzel ya. Bence iyi. Ortama düştük. Aga'yı ziyarete geldik. Merhaba. Agam kötü kötü içecekler içiyor. Süt içiyor diyorlar, sizin için. Süt içiyor. Kötü içecek abi. Bize gel, bize yaramıyor biliyorsun. Böyle ortam, böyle güzel. Bayern Münih maçı var, onu izliyoruz. Saatlerimiz 19.39'u gösteriyor. Yarın hastane var. Bana çorba yapmış. Daha çorbanın içine tuz atmış. Ya, niye yaradı? Neye yaradı çorba? Agam bir şey diyor musun buradan bizi izleyenlere? Allah sağlık başarısı ver hepsine. Abi tabii, kafası da güzel şimdi. Yok da ikinci sen vardı. Belki tam yeter daha bugün. İçmeden. Tamamdır. Su iç, çay iç. Günaydın. Şu an saat 6.52.
Kalktık, hazırlandık. Ufak bir alışveriş yaptım. Sudur, elmadır, muzdur. Dün yaptım tabii bunları. Şimdi giderken de buranın en güzel pastanesi var. Yani bana göre en güzel. Fes pastanesi. Oradan da ufak tefek bir iki günlük alışveriş yapacağım. Hastanedeki yemekleri yiyemiyorum. Midem bulanıyor düşününce. Süper. Bana göre süper. Bakalım nasıl olacak. Şapkamı unuttum bir yerde ama. Nerede unuttum? Onu hatırlamıyorum. Bakalım bakalım. Şu an pastaneye doğru ilerliyorum. Bu hastanede kaldığım süre boyunca yiyebileceğim bir şeyler alacağım. Hem bozulmasın. Hem de vallahi sevmiyorum oranın yemeklerini. Babuş. Denak Skildersberg Hofgarden'in girişinde. Bu adamlar bir efsane. Ben bunları tanımam etmem. Bunlar Arap asıllı. Morokko'luydu galiba. Şimdi size içerideki olanları göstereceğim. Böyle bir şey yok. Abartmıyorum, yok. Bildiğiniz üzere taksi biraz pahalı burada. Şu anda benim burada arabam yok. Taksi pahalı olduğu için indibinde 20 euroydu yanlış hatırlamıyorsam. Elektrikli araç. Elektrikli araç hayat kurtarıyor. Türkiye'deki Martı tak gibi düşünün. Burada da GoSharing. Zaten Türkiye'deki Martı bunların şeyi. Bunlardan esinlenme. Alalım babuş. Binelim gidelim hastanemize. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatayım. Size güzelce burayı anlatayım. Şimdi burası hemşirelerin ve yemek servisinin girebildiği yer. Burada komple hazırlığımız yapılıyor. Burada nükleerli bütün kullanılan ürünler var. Şöyle şu kapı normal standart bir kapı. Şurası kurşunlu kapı dediğimiz. Bu kapı çok ağır. İçinde kurşun var. Bu da kurşunlu. Hemşireler ve doktorlar bunun arkasında benimle konuşuyor. Burası tuvaletim. Gelin beraber bakalım. Şöyle. Şöyle. Burada benim ufak bir mutfak vermişler. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. Bunu ben buraya koyuyorum şimdi. Doktorlar benimle iletişime nasıl geçiyor? Şimdi şöyle yapıyorum. Şu an kapatıyorum. Şimdi izleyin. Kapattım. Dışarıdan benimle böyle konuşuyor. Benim içerideki sesim de onlara gidiyor. Ben de böyle kontağı sallıyorlar. Eğer acil bir durum yoksa içeri girmek yasak. Şu an beni duyduğunuz gibi benimle aynı bu şekilde konuşuyorlar. Diyelim ki acil bir durum var. Şöyle benimle doktorla demişler böyle konuşuyor. Şimdi zaten hapın süreçlerini falan da göstereceğim size. Şimdi odamıza geldik. Bakalım nasıl süreç devam edecek. Çalışma masam, televizyonum, yatağım, ufak bir şey, denak manzaram. Bilmiyorum göremiyorsunuz büyük bir ışıktan ama yarın görürsünüz. Şöyle.
Şöyle göstermeyeyim ama biliyorsunuz diyetteydim 1-2 haftadır. 1-2 haftadır değil, 10 gündür diyetteyim ve ilaçsızım. Tuzlu, hiçbir şey böyle abur cubur yiyemiyorum. Sabah gittim alışverişimi yaptım şeyden. 2 gün boyunca yiyeceğim börek tarzı şeyler aldım. Sulu yemekmiş, mulu yemekmiş umurumda değil. Kola aldım. Kola burada pahalı olduğu için normal standart kola aldım Lidl'ın kolasından. Lidl'ın enerji içeceğini aldım. Suyumu aldım. Çay may bir şey almadım. Çay veriyorlar zaten. İşte cips mips falan bir şeyler aldım. Ya inanır mısınız? Şimdi hani ekonomik muhabbete girmeyeceğim ama. Şu cips. 2 tane cips. 2 tane şundan. Şu. Mısır gevreği. 3 enerji. Bir de şu kolalar. Şöyle diyeyim size. Ha bir de Milka aldım. Milka nerede? 4 tane Milka aldım. Normal çikolata 27 euro tuttu. Şu da 15 euro tuttu. 40 euro tuttu. Burası da yani şey eski fiyatlara göre balanmış. Normalde şunları geçen sene falan almaya kalksan 25 euro falan tutardı. Hazırlığımı yaptım. Çantalarımı koydum. Şimdi aşağı ineceğim. Kanımı vereceğim. Odam hazır. Gelen giden gibi söyleyeyim. Yani konuşup da rezil olmak istemedim. Şu an odaya giriş yaptım. Üstümü başımı falan koydum işte gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce nükleere gideceğim. Kağıtları, kürekleri alacağım. Oradan kan vereceğim. Kan verdikten sonra da 6. katıma gideceğim. Çünkü ilk kan vermek zorundayız. Burada tam kış kombinim var. Kombinim nasıl? Şaka şaka kombi mombin hikaye. Allah sağlık sıhhat versin. İlk defa böyle bir vlog çekiyorum bu arada, kusura bakmayın. Fazla alışık değilim. Hani hep Melen'i çekiyor ya vlogları bizde. Ben sadece onun flow'una dahil oluyor gibi oluyorum ama bu sefer ilk defa benim mono flow'um. O yüzden hata yapabilirim, kamerayı doğru tutmayabilirim. Kamera açıları yanlış olabilir. O yüzden özür diliyorum. Belki canınızı bile sıkmış olabilirim. Ama her neyse baba. Siz demiyor musunuz? Biz sizi doğal seviyoruz falan filan. Bizi doğal sevin o zaman. Burası hastanenin karantini. Ya burası şey gibi düşün ya. Türkiye'deki bir özel hastane gibi düşün. Çünkü Hollanda'daki hastanelerin sahibi genellikle şey sigorta şirketleri. Sigorta şirketleri olunca ne oluyor? Hastaneler bir tık daha güzel değil mi? Şey randevu sistemi, mandevu sistemi aynı. Şimdi 8.52'miş randevumuz. Kim? Dogan. Ya. 8.52'de 8.15 oldu. Gidiyoruz. Bekle. Welcome camera. Okay. Sorry. Kan işi bitti. Bu kadar hızlı olacağını zannetmiyordum. Aslında böyle size anlatırken hani burada da sıra var, şöyle var, böyle var dedim ama normalde benim randevum 8.52'di. Ben biraz erken geldim. Erken geldiğim için de hemen aldılar. Daha size film çekerken, otururken Mineri Dogan dediler. Gittim işte. Bu arada kolumu sardılar böyle. Bilmiyorum niye böyle yapıyorlar. Bayağı oldu. Bekliyorum şu an saat 10.30 falan. Daha ilacım falan gelmedi. Sadece bir kontrole geldiler. Kan, işte kalp atışları, satürasyon, tansiyon falan ama şey gelmedi tabii. Daha ilacım gelmedi çünkü
sistemden baktım. Kan sonuçları 4 tane kan, yani 4 tane değere bakıyorlar. Triglobulin, TSH, T4 hormonu, bir de bugün başka bir hormona da bakmışlar ama ikisinin sonucu açıklanmış, ikisinin sonucu çıkmamış. Belki ondan dolayı ama çünkü TSH'ın 100'ün üzerinde olması lazım. Yani vücudun bu verdikleri tuzlu radyoaktife bayağı hazır olması lazım. Bekleyelim, görelim. Yani sabah 9.30'da da alsam bu ilacı burada bekleyeceğim. Almasam da bekleyeceğim. Bazen en güzel şey kabullenmektir. O yüzden beklemekten başka çaremiz yok. Yeah, now the medicine arrived with this box. So this is the last moment that people are so comfortable next to me. So I don't show your face, eh, Tim? Oh, no. Yeah. Yeah. The inside. That's what we call in Turkish atom. And yeah, thank you so much. Right. It's heavier. Huh? Yes, it's heavy. You can. Yeah. It's lead. You can try it if you want. Ah, it's really heavy. And the first time, I am out of medicine is almost 1.5 months. Yeah. Yeah, and it's like a long period. Yeah. And I also check my now. I think you were waiting these ones for result to come. Yes. Yeah. So it's high. It's, yeah. For the therapy it's good. Yeah. But for me it's last week, yeah. You can't imagine how my muscles I go down and I have everywhere cramp. Mm-hmm. Spasm, so was good. So this is really dangerous. Well, yeah, it's for the therapy. Yeah. This is the dose. Yeah. You will receive. Yeah. So. Let's. I will only speak Turkish. I will explain like your hands what you are doing now. Şimdi o, bak o kapağı açıyor. İçine koydu atom dediğimiz şeyi. Şu an teması yok. Şu an burada şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Şifayı veren sensin ya Rabbi ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi o kapsülden içtim. Normal hap içer gibi. Elime değdirmemem lazımdı. Kapsülden ağzıma böyle şişe gibi içtim. Arkasına suyu içtim. Hemen kapıya defans, yani bunu kendilerine korumaya çıkıyorlar. O esnada video çekmek istemedim. Çünkü hani ettiğim dualar var işte, atıyorum ya da o anı paylaşmak istemedim. Sizle ajitasyon gibi algılarsınız ya da benim için özel bir an. Ondan dolayı o anı paylaşmadım ama o hapın içeriye girişi, o hapa verilen önem. O elimde tuttuğum bomba gibi olan şey, yemin ediyorum size, en az 10 kilo. Yani böyle bir şey değil. Yani o kaldıramıyorsun o haline. Şu an atom ilacının vücuduma girişinin sadece 5. dakikası. Allah'ım inşallah girdiği gibi de çıkmayı da nasip etsin. Cenab-ı Allah'ım şifayı veren Allah, bunların hepsi aracı. Ben aslında şu an yemek yemek istiyorum. Sadece yemek yemek istiyorum. Bir yarım saat 45 dakikadan sonra her şey normale dönecek. Allah nasip ederse yemek anlamında her şey normale dönecek. Teşekkür ediyorum şimdi. Tedavinin ikinci günündeyiz. Ara ara geliyorlar, radyasyonumu ölçüyorlar. Şimdi birazdan hemen bir video paylaşıyorum. Nasılmış bir bakın bakalım. So this is the... Yeah. It shows the number. Of. It has to be below 20. So it's still on I. So it has to be less than 20. Yeah. So I am now? Yeah, it's now around 150. But if you come closer, the... I'm going to close up. So the distance has to be 1 meter. Yeah. Böyle radyasyonumu ölçüyorlar. İyiyim, biraz midem bulanıyor. Fazla bir şey yemiyorum. Gözüm aç aslında, bir sürü şey almışım. Daha hiçbirini yemedim bile. Hava da bugün yağmurlu. Çok fazla cacık yok yani yapabileceğimiz. Bilgisayar var, telefon var, telefon var da öyle yatıyorum yani, başka bir şey yok. Allah şifamızı versin, bekliyoruz.
Bugün ikinci günün akşamı. Radyasyon seviyem 30'un altına indi. Çıkabilirim ama yaklaşık bir hafta boyunca gebelerden, yaşlılardan ve çocuklardan hep 1,5 metre mesafeli olmam lazım. O yüzden beni görünce sakın gelmeyin yanıma. Atom saçıyorum, radyasyon saçıyorum. Bu serüvenimiz de bu sefer 2 günde sürdü. Şimdi duşumuzu aldık, temizledik yanımızı. Üstümü başımı değiştirdim. Eski kıyafetlerimi, yani burada giydiğim kıyafetleri şöyle bir poşetin içine koyduk bakın. Yaklaşık 15-20 gün bunu açmayacağız. 15-20 gün sonra yıkamayacak kıvama gelecekmiş. Öyle istiyorlar. Güzel bir süreç geçti. Fazla yorulmadım. Çok çok dinlendim. Çok çok uyudum. Güzeldi bence. İlerleyen günlerde daha detaylı bilgiler vereceğim sizlere. Yazdım ben. Bunu kendim yazdım. 150-50-19 1 metreden itibaren mesafemiz. Bay bay odamız. Gidiyorum ben. Bildiğiniz üzere 2 günlük bir hastanede yatışım ve atomda tedavim olmuştu. Allah nasip ederse son tarama testini de burada bekleyeceğim. Tarama testinden sonra da yola çıkacağım geri Türkiye'ye. Bugün dışarıda ilk günüm. İnsanlara fazla yakın olmamam lazım. Açık havada olmam lazım. Yani 1 metreden fazla insanlarla kontak haline girmemem lazım. Hastaneye giderken işte bu 10 gündür diyetteydim yani. İşte bir sürü börek çörek almıştım yerim diye ama insanın bazen gözü karnından daha aç oluyor. Şimdi hepsini topladım. Benim Hollanda'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu dere kenarlarında martı besleme. Dedim işte Cenab-ı Allah kimin rızkını kimden vereceğini belli etmiyor yani belli olmuyor. Rızkın tek garantisi Allah. O yüzden bizim o açgözlülüğümüz martılara rızık olarak nasip olarak yarayacak. Şimdi bu videoyu da güzel kapatalım dedim. Martıları besleyelim. Bir 5 dakika sonra martıları besleyeceğiz. Siz de bir görün istedim. Şey de yapalım mı? Ufaktan da bir hayat dersi vermiş gibi olalım mı? Bazen hakikaten yani çok istediğimiz şeyler ya da hayatta amaçladığımız şeyler bizim aslında amacımız olmayabiliyormuş. O yüzden gözümüzün gördüğü ya da aklımızdan geçen her şey kalbimizden geçmiyor olabilir. En ufak versiyon işte, en ufak örneği de dediğim gibi yani 10 günlük diyetten sonra ya ben deli gibi içeride yemek yerip deyip o ilacın verdiği mide rahatsızlığı, o ilacın verdiği halsizlikle hiçbir şey yiyemedim. Yediğim komple martılara gidecek. Allah kimseyi böyle açgözlü yapmasın, ne diyelim. Hadi görüşürüz.